Değerli izleyiciler, bu bölümde gazeteci Hüsnü Mahalli ile birlikteyiz. Hüsnü Mahalli hani Orta Doğu uzmanı diye bilinir ama dünya politikaları konusunda da deneyimli bir arkadaşımız. Ve gerçekten konuya hakim Türkiye'deki ender gazetecilerden birisi. Dünyayı takip eden, yayınları takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Hüsnü, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, dün telefonda konuştuk, yazını okuduk. Sen de yazıda çok şey anlatmışsın ama oradan çıkarak yola devam edelim istiyorum. Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve yeni bir masa açıldı, dağıtılacak. Türkiye masanın neresinde oturuyor? İlişkiler nedir? Yani çok şey bekleniyordu. Avrupa Birliği'nin yaptırımı bekleniyordu. Avrupa Birliği biraz hafif geçiştirdi, erteledi, öteledi. Mart'a attı olayı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'da kabul edildi. Başkanın şansı yok. 12 yaptırımdan 5'i deniyor. En zor yaptırımlar gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz. Buradan sözü sana bırakıyorum. Bu yaptırımlar ne anlama geliyor? Hani gider ayak yaptırım diyelim. Gider ayak hani Trump açısından. Yaptırımlar deyim yerindeyse dandik yaptırımlar. Avrupa Birliği zaten yaptırım almadı. Bir iki tane böyle hafif tatlı sert cümle kullandı. İşte efendim Akdeniz konusunda, Doğu Akdeniz yani Kıbrıs ve Yunanistan konusunda. Bunu da biliyoruz. Yani buna karar veren de Fransa ile Almanya. Fransa sert, Almanya Merkel tatlı. İyi karışım. Polis, kötü polis. Aynen aynen. Sonra tabii şimdi bak dikkat edersen hatırla bundan daha önceki yıllarda Avrupa Birliği zirvelerinde en çok vurgusu yapılan şey Türkiye ile ilgili tabii insan hakları, basın özgürlüğü, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyduğunu uymadın, içerideki siyasetçiler yani Selahattin Demirtaş gibi, Osman Kavala gibi. Şimdi bunları bir cümle bile, bak bir cümle bile geçmedi. Zirvede bir cümle bile geçmedi. Bu çok komik aslında. Evet. Dediğin gibi ikincisi neydi? Vallahi efendim işte Türkiye çok kötü işte Akdeniz'de provokasyon yapıyor ama yani biz de işte Mart'ı bekleyelim. Niye Mart'ı bekliyorsun? Çünkü Biden Ocak sonu 20'sinde, Ocak 20'sinde Beyaz Saray'da yerleşecek. Biliyorsun bu koronaya karşı dezenfekte olayı var. Biden çıktıktan sonra, şey, Trump gittikten sonra. O temizlenecek, memizlenecek, yeni mobilya alınacak Beyaz Saray'a. Dolayısıyla işte Mart'a kadar beklerim dedi. Tamam bekle. O arada sürpriz olan tabii Trump dedi ki niye Mart'ta bekliyorsunuz? Ben bile bakın imzalayabilirim şeyleri, yaptırımları Türkiye'ye. Orada da bir numara çektiler. İşte Senato ve Kongre'de 3-2 ile kabul edilen yaptırımlar. Aslında yaptırımlar ayrı bir hikaye değil, onu söyleyelim. Yaptırımlar Amerikan bütçesinin, 2021 bütçesinin içinde küçük küçük maddeler. Fasıl sadece. Evet, yani dolayısıyla direkt Türkiye ile ilgili bir hikaye değil bu. 760 milyar dolarlık bir Amerikan savunma bütçesi içinde. İşte Türkiye'ye eğer şey imzalarsa, imzalanmak zorunda çünkü 3-2 ile geçti Senato'dan. Ama bir ay süresi var. Yani bugün de imzalar, şu saatte akşamda imzalar ya da bir ay sonra imzalar. Zaten bir ay sonra da gitti. Gidiyor. Gitmiş olacak adamcağız. Evet. Dolayısıyla ne Avrupa Birliği'nin ne de ABD'nin yaptırım konusu ciddi değil. Ciddi değil. Ancak burada hikaye şu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı tabii biliyorsun sanki yaptırım varmış gibi, sanki çok kötü yaptırımlar varmış. Yine bir sert bir açıklama yaptı iki ülke için. Bu da tabii Türk kamuoyunu ya da doğrusu AKP'ye oy verenleri tatmin evet. etmeye yönelik. Bu 12 hani bu 12 maddeden bahsediliyor. 12 madde var yaptırım konusunda. Ama şey kötü hani bunca yıllık müttefiklikten sonra hani Amerika'nın hasmı, Amerika'nın düşmanı gibi bir çerçeve içinde yaptırıma maruz kalmak. Tamam da yani Amerika'nın düşmanı gibi davranıyorsun Amerikan algısına göre. Yani S-400'ü alınca nereden alıyorsun? Amerika'nın en büyük düşmanı Rusya'dan alıyorsun. Evet. Suriye'de Rusya ile birlikte işbirliği yapıyorsun. Karabağ'da Rusya ile birlikte işbirliği yaptın. İşte başka yerlerde sanki
Amerika'nın değil, sanki Rusya'nın müttefiği gibi davranıyorsun Amerikan mantığına göre. Bir daha söylüyorum. Uygulanan, daha doğrusu beklenen, uygulanması beklenen ya da çıkması beklenen yaptırımlar ciddi değil. Çünkü biz neyi bekliyorduk? Daha doğrusu Amerikan bize daha önce yani medyaya yansıyan şeyler neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel servetiyle ilgili. Evet, yaptırım. Evet. Ama yaptırımların içinde öyle bir şey de var. Uygulanır uygulanmaz ayrı mesele. Uygulanmıyor işte. Bu çok eskiden de vardı. Yani Dışişleri evet. Bakanlığı'na talimat verildi. Sen bize rapor getireceksin, bize vereceksin Erdoğan'la ilgili. İki neydi peki? İşte Halk Bankası meselesi. İşte Zarrab meselesi. Bilmem bir sürü hikaye vardı. Çok hikaye var. Şimdi hiçbiri olmayacak bunların. Hiçbiri olmayacak. Bir tek neydi? Savunma Cumhurbaşkanlığı'na bağlı savunma kurumu ile ilgili olarak savunma sanayi ile ilgili olarak evet. Bir madde var. Yani o da dediğim gibi zaten Amerika ile bu kurum arasında herhangi bir ilişkide yok. Bu kurumu yönetenler de Amerika'ya gidip gelmezse de olur. Eğer tabii uygulanırsa bu hikaye. Şimdi şöyle bir şey var. Amerika ve Çin, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması, S-400'ler, Çin'le biliyorsun tren yolda gidiyor, ayın 15'inde varacak Çin'e. Türkiye'yi bir elde tutma, yani hem ne diyeyim, yaptırım uygulamayalım, tehdit edelim, şunu yapalım ama kararı da çıkartalım ama tamamında ilişkiyi kesmeyelim çünkü başka yerlere gitmesin. Ama bunu bak Suriye özel temsilcisi Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey son kitabında bunları çok güzel anlattı. Diyor ki Erdoğan diyor sert adam diyor. Yani inatçı adam, sert adam diyor. Ama dişlerini gösterdiğin zaman diyor, Amerika için yani Amerikalılara atfen bunu kullanıyor. Yani Amerikalılar dişini gösterdiği zaman, pençesini kullandığı zaman Erdoğan korkak. Bu çok enteresan bir tanım. Dolayısıyla aynen senin söylediğin hikaye. Yani evet tamam Türkiye'yi Putin'in kucağına vermeyelim, bırakmayalım. Taziye kaç bilmem ne ya. Tavşana tut filan var ya böyle bir deyim. Böyle bir hikaye bu aslında. Bir de söz konusu şimdi, kişi. Ama bak. Tabii bir de söz konusu kişi Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı. Şimdi yalnız o değil ki. Yani Türkiye'nin son 10 yılda Arap Baharı'nda yani dediğimiz hikayedeki Türkiye'nin rolünü bir düşünsene. Son 10 yılda yaşadıklarımız var ya. Bak şimdi son 10 yılı özetleyen, toparlayan daha doğrusu bir kitap yazıyorum ben. Çünkü yaklaşıyor 10 yıl. Ya yazmakla bitmiyor ki. Ve yazdığım her şey Türkiye ile ilgili. Bak yazdığım her şey Türkiye ile ilgili. Birincisi bu. Ha bak bir de şunu söylemek var. Erdoğan bu Avrupa Birliği ve Amerikan yaptırımları öncesinde gardını aldı. İki önemli şey yaptı. Birincisi Washington'a Murat Mercan'ı büyükelçi atadı. İkincisi İsrail'e Ufuk Ulutaşı. Büyükelçi adı. Yani bu önemli şey. Şimdi İsrail çok önemli. Hele hele şimdi İsrail Trump açısından söylüyorum. Çok önemli. Biden açısından da söylüyorum. Yine çok önemli. Bir de bir şey daha yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam Ali Bey'di galiba. Ali Onan erdi galiba. Orada Paris'e büyükelçi adı. O da Macron'un arkadaşı. Macron'un okul arkadaşı. Şimdi bu mesajlar önemli mesajlar. Diplomaside. Şimdi bunlar diplomat değil. Ali Bey hariç, yani Paris'e giden hariç, Ufuk Bey ile Murat Mercan Bey diplomat değil, AKP'li. Birisi AKP kurucusu, evet, Ufuk evet. Bey'de. SETA'nın önemli elemanlarından birisi. İkisi de, yani birisi İsrail'de okumuş, İsrail'e giden İsrail'de okumuş, Murat Mercan Amerika'da okumuş. Bunlar önemli şeyler ama bir şey daha önemli. Murat Bey, Murat Mercan Erdoğan'ın, affedersiniz Abdullah Gül'ün sağ koluydu. Şimdi Abdullah Gül'den koparılıp 2017 sonunda Tokyo'ya büyükelçi yapıldı. Oradan getirildi. Washington'a gidiyor şimdi, gidecek. Şimdi dolayısıyla burada bir detay var, küçük bir detay olabilir. Şimdi Biden ne dedi bu yıl başında? Erdoğan diktatör, malen söylüyorum. Dolayısıyla muhalefete destek vereceğiz, Erdoğan'ı seçimler göndereceğiz. Bu Biden'ın söylediği bir hikaye. Medyaya yansıtan şey bu çünkü. Dolayısıyla muhalefet dediğin kim?
Amerikalılara göre evet. söylüyorum şimdi. Yani CHP, İyi Parti ve Gelecek Partisi, Deva Partisi, arkalarda Abdullah Gül. Amerikalılara göre söylüyorum. Şimdi dolayısıyla Mercan'ı oraya göndererek Abdullah Gül'ün önünü kesmiş olacaklar. Yani Mercan çünkü gidecek, diyecek ki oradaki çevre görüştü insanlarla. Ya ben Abdullah Gül'ün yanındaydım da Abdullah Gül işe yaramaz diyebilir. Bu senaryo atıyor bir kafadan böyle bir şey. Bunlar önemli küçük küçük detaylar. Çünkü sonuçta büyükelçisin yani Amerika. Doğru. Amerika'da büyükelçisin yani. Burada bir zaten şöyle bir şey Hüsnü. Liyakattan ziyade işe uygunluk. Amaca uygunluk söz konusu. Yok. Amaca uygunluk. Evet, işe uygunluk değil de amaca uygunluk. Daha doğrusu Erdoğan'ın söylemine uygunluk. Yani Erdoğan Amerika ile ilgili ne düşünüyorsa sen de onu orada dinlendireceksin. Şimdi eskiden böyle değildi. Eskiden büyükelçiler, yani en son hani şey anlamında söylüyorum, kim vardı orada? Bundan önceki için söylüyorum. Mesela atıyorum Faruk Loğlu vardı mesela. Şükrü Elekdağ vardı. Yani bunlar diplomatları Türkiye'de biliyorsun. Yani onlar diplomatik olarak düşünürler. Yani Türkiye'nin çıkarları, diplomatik kurallar, uluslararası ilişkiler bildiğimiz hikayeler. Şimdi bu ne Ufuk arkadaşımız ne Murat arkadaşımız diplomasiden gelmedikleri için dediğim gibi aynı senin dediğin gibi amaca uygun görev yapacaklar tabii ikisiyle. Peki şimdi bu Orta Doğu'da da değişiyor. Şimdi Körfez ülkeleriyle İsrail arasında yapılan anlaşmalar var. Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyareti yani hiç yani olmayacak bir şey gibi görülürken gerçekleşti. Sen dünkü yazında Netanyahu Türkiye'yi de ziyaret edebilir mi diyorsun. Bu bölgeye dönük de bir takım şeyler var ki önemli. Yani Arap Baharı'ndan bugüne gelindi. Hani deniyordu ki Büyük Orta Doğu Projesi'nin o çöktü. Arap Baharı da bir fiyasko oldu. Ne kuruluyor? Yeniden bir şey kuruluyor. Ya zaten doğa çökmesi. Yani projeler de insan gibi. Yani atıyorum 2. Dünya Savaşı sonrasında hani Marshall Planı vardı biliyorsun. Evet. Şimdi Marshall Planı 1000 yıl kalacak hali yok ki. Sonra kamplar kuruldu. Yani doğu batı kampları. Sonra Varşova NATO kuruldu falan. Bu normal şeyler bunlar. Şimdi dolayısıyla Orta Doğu Projesi, Büyük Orta Doğu Projesi 2004'te İlk zirvesi yapıldığında Amerika'da Haziran'da atıyorum 10 yıl süre tanınmış da olabilir. Zaten 2011'de Arap Baharı başladı. Yani hani birinci şeyi aşaması level dedikleri hani şeylerden bilgisayar kavramıyla konuşalım. Birinci level'ı orasıydı. İkinci level'ı da Arap Baharı. Üçüncü level'ı da Allah bilir ne çıkacak karşımıza. Şimdi ama devam ediyor. Mantığı devam ediyor. Bu üçüncü level'ın başlangıcında mıyız? Evet, bence 3. level'ın başlangıcında iyi bir şey söyledin. Çünkü 2. level'ın sonunda yani Arap Baharı'nın sonunda bir üst aşamaya atladık. O da herkesin İsrail'e teslim olması. Şimdi bak, Birleşik Arap Emirlikleri gitti imza attı. Bahreyn imza attı. İşte Fas dün değil evvelsi gün barıştı. Sırada yani resmi olarak hepsi barıştı da ama imza anlamında söylüyorum. Yakında Suudi Arabistan, zaten Mısır ve Ürdün çok eskiden imza atmıştı. Sudan, Netanyahu biliyorsun Sudan liderleriyle gitti evet, Uganda. Evet, evet. Netanyahu atladı gitti Umman'a, Umman Sultanlığı'na. Kaç oldu? 8-9 tane ülke oldu. Bunlar önemli ülkeler. Sırada şey var. Netanyahu bak bu 23'ünde, vay 23'ünde Dubai'ye gidiyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Resmi ziyaret yapıyor. Öncesinde ya da sonrada Mısır'a gidiyor. Öncesinde ya da sonrasında Mısır'a gidiyor. Sırada Fas var. Şimdi onun için ben dün hani Türkiye'de ne zaman bunun dışında kalması mümkün değil Türkiye'nin. Mümkün değil. Ya herhalde yani şimdi Araplar teslim olmuşken, Arap liderler tabii kastediyorum. Teslim olmuşken Türkiye'nin sırf böyle duygusal Hamas'a sahip çıkmakla, şuna sahip çıkmakla oturup da kendi çıkarlarını böyle bilmem ne yapacak hali yok. Ya da Erdoğan'ın ideolojik söylemleriyle devre dışı kalma ihtimali yok. Nitekim de İsrail'e büyükelçi niye atadı? Bakın ta Mayıs 2018'de çekmiştik biz büyükelçiyi bu evet. Kudüs'te. Şimdi 2 yıl sonra sen büyükelçiyi niye atıyorsun? Zamanlama önemli. İşte başta konuştuğumuz zamanlama. Tam zamanlamasına cuk oturması açısından. Şimdi dolayısıyla
İsrail, şimdi yeni büyükelçinin İsrail'e gitmesi için resmen, daha doğrusu açıklanması ya da atanması, İsrail'den onay bekliyorlar. Birincisi bu. İkincisi, İsrail'in büyükelçisini de Türkiye'ye bildirmesi gerekiyor. Evet. Yani evet. Diyecek ki ben de namı oraya gönderiyorum. Burada da Türkiye onay verecek biliyorsun. Ama böyle bazı şeyler gelişiyor. Şöyle deniyor mesela. O zaman ne deniyordu? Büyükelçi geri çekildiğinde ya işte birkaç yıl geçer, herkes unutulur falan, yeniden büyükelçi gönderilir deniyordu. Tarih tekerrürden ibarettir. Gene büyükelçi gönderildi. Öyledir tabii ya. Devletler benim senin gibi değil ki. Yani 50, 30, 80, 90 yaşarsın gidersin. Devlet öyle değil ki. Devlet 1000 yıl kalıyor. Doğru. Yani eğer birisi gelip o devleti ortadan kaldırmazsa. Şimdi o değil bak. Esas sorun şu. Yani Türkiye'nin bölgesel uluslararası politikalarında yeni formatla çalışıyor. İdeolojik formatla çalışıyor. İşte Kafkaslar'da dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'daki evvelsi günkü konuşmasını biliyorsan. Evet. Orada İran'a yönelik bir şiir okudu. Laçin. İran tepki gösterdi. İran tepki gösterdi. Büyükelçi Tahran'da çağrıldı. Türkiye dün gece Tahran İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Böyle bir tantana var şu anda İran'da ve Orta Doğu'da. Bu konu konuşuluyor. Bak yalnız bu konu. Bir gazetede onunla ilgili bir değerlendirme vardı. Nereye gitse yani, bir şey söylese ortalık karışıyor diyor. Hayır, şimdi o değil. Acaba Türkiye İran'a karşı şey mi yapacak? Politika mı değiştiriyor diye anlaşıldı. Nitekim Washington'a giden büyükelçi Murat Mercan 2008'de bir İsrail gezisi sırasında ya bu İranlıların nükleer programı bizim için de tehlikelidir. Bu İranlara haddini bildirmek gerekiyor gibi bir şey varmış, konuşması varmış. Medyaya yansıdı, Arap medyasında tabii. İşte demek ki bak, yani eğer Murat Mercan hala öyle düşünüyorsa, zamanlama olarak bunu Washington'a böyle göndermekte bu da bir enteresan. Doğru. Bir gazetede şey vardı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili. Nereye gitse diyor bir şey çıkartıyor, sorun çıkartıyor. Şimdi İran bir şiir yüzünden de İran'da diyor problem çıkardı diyor. Bu da tabii prompter dışı. Zaten olay orada başladı ya, camiler, kubbemiz, minareler, süngümüz diye. Oradan hemen oraya gelmişken şunu söyleyeyim. İlham Aliyev ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bir platform oluşturalım. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, İran'da olsun dedi. Ermenistan'ı da buraya çağırıyoruz dedi. Yani bu mesele bizim toprağımızda halloldu. Tamam, bundan sonrasına bakalım dedi. Ermenistan'a da kapıyı açık bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki o zaman biz de dedi kapıları açarız, sınır kapılarını açarız dedi. Ermenistan sınır kapılarını açarız dedi. Bu böyle ayaküstü söylenmiş bir şey mi? Bu gene o büyük şeyin parçası mı? Puzzle'ın parçası mı? Yok yani bu olmaz. Bu olmaz. Ermenistan'la Türkiye'nin tekrar, hele hele bu Karabağ olayından sonra tekrar yan yana gelmesi asla düşünülemez. İki, Rusya ve İran ikisi de Türkiye'nin Kafkaslardaki yeni konumundan, yeni gücünden kesinlikle rahatsızlar. Yani medyaya baktığında bunu görürsün. Yani hem Rus medyasına hem İran medyasına satır aralarında baktığında kesinlikle bunu görürsün. Rus medyasında bu çok çıktı, buna benzer makaleler. İran medyasında da daha az çıktı ama sonuçta Türkiye artık şeyde, Azerbaycan'da ve dolayısıyla Kafkaslar'da çok önemli bir konumda. Mesela daha dün değil evvelsi gün Güney Kafkasya'da, yani Rusya'da Baş Kırdistan dediklerimi özerk bölgesinde, orada bir intihar eylemi yaşandı. Şimdi intihar eylemini kim yaptı? Bu radikal İslamcılardan birisi. Şimdi dolayısıyla nereden gitti? Yani oradaki yorumları söylüyorum, Rusya'daki yorumları. Acaba hani Gürcistan ya da Azerbaycan üzerinden mi gitti? Çünkü Suriye'den biliyorsun oraya taşındı. Evet. Ve onlar bir kısmı yakalandı. Ermenistan televizyonları gösteriyor onları. Şimdi böyle olunca işler tabii böyle hani duygusal ya da bilmem ne falan gibi olmuyor. Devletler benim gibi, evet, senin gibi böyle gel sarılalım öpüşelim falan olmuyor. Örneğin Ermenistan'ın fazlaca batıya yaklaşması, yani gözde batacak şekilde batıya yaklaşması ile ilgili bir cezalandırma mıydı bu Rusya'nın son olaylar, yaşananlar? Rusya'nın bir gözdağı mıydı Ermenistan'a? Ya, Ermenistan, aşağılamak istemiyorum, kimse yanlış anlamasın. Gerçekten dandik bir ülke. Küçücük bir ülke ya, hiçbir şeysi yok.
Ben Ermenistan'ı adım adım bilirim, karış karış bilirim yani. Hiçbir özelliği yok, hiçbir şey yok, ekonomik verisi yok. Hiçbir şey, dağlık, her taraf dağlık. Yani sırf Karabağ, dağlık Karabağ değil. Ermenistan'ın kendisi de küçük bir ülke. Her tarafı dağlık, hiçbir şey. Gençlerin %80'i yurt dışında var. Gençlerin %80'i, zaten nüfusu 2,5 milyon. 2,5 milyon nüfusu var. Bunların 1 milyonu da dışarıda. Yani Rusya'da ya da işte Avrupa'da ya da başka ülkelerde çalışıyor. Şimdi birincisi bu. Tabii Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan Savaşı'nı şeyden ayrı tutamazsın. NATO'nun ve Amerika'nın Karadeniz'deki tezgahlarından ayrı tutamazsın. Şimdi tabii Türk medyası bunlarla hiç ilgilenmiyor. Haberi de yok belki. Evet. Amerika ve NATO Karadeniz'de müthiş tezgah çeviriyor. Özellikle Gürcistan ve Ukrayna'yı kazanmak için. İkincisi Romanya'da üst kurmaya çalışıyor. Çünkü Romanya ve Bulgaristan NATO üyesi biliyorsun. Şimdi o iki ülkeyi de Gürcistan ve Ukrayna'yı da NATO'ya almak istiyor. Birincisi bu, bak yan yana koyacağım, şimdi sırayla gideceğim çünkü. İkincisi Türkiye, yani Türkiye bir cümle bağlamak, çengel atmak aslında. Türkiye'nin Ukrayna ile arasındaki ilişkiyi düşünsene, ne kadar stratejik bir ilişki evet, var. Silah. Kırım meselesi var. Yani İHA SİHA meselesi var. Tabii. İHA SİHA'nın motorları işte Ukrayna'dan geliyor gibi bir sürü yazılar çıkıyor. Şimdi şöyle bir, geçen de ben bununla ilgili bir Arap medyasında bir makale yazdım. Yani aynı Karabağ olayı İHA SİHA bağlantılı olduğu için Kırım'da yaşanır mı diye. Neden olmasın? Yani Ukrayna'nın arkasında Amerika var, Batı var. Dolayısıyla Rusya'yı sıkıştırmak için Ukrayna'dan, Gürcistan'dan, Rusya onun için gardını aldı Ermenistan'dan. Ukrayna'dan, yani Karadeniz'den. Bak, Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya. Dördü eğer Amerikan himayesi altına girerse Karadeniz'de Amerikalılar perişan olur. Bir de bunun yanına bir koy, İstanbul kanalını koy. Yani çanak şey aman... Tabii. Giriş çıkışlar açısından söylüyorum Karadeniz'e. Bitti. Bu kadar da kalmıyor. Hatırla 2-3 ay önce Belarusya karıştırıldı biliyorsun. Belarusya işte bu Karadeniz bölgesine yakın bir ülke. Bu da yetmiyor. Baltık ülkeleri, Estonya, Letonya, Litvanya karıştırılıyor. Türk medyasında bununla ilgili bir kelime yok. Orayı ben çok yakından takip ediyorum. Orası da karıştırılıyor. Rusları sıkıştırmak için. O da yetmiyor. Hadi bir son bir cümle bununla ilgili. Japonya ile Rusya arasında bir sıkıntı var. O Koril Adaları'ndan dolayı. Bunlar hepsi yaşanıyor. Yani dolayısıyla Türkiye'nin İsrail'le, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerini bu büyük fotoğrafın içinde yerleştirmek gerekiyor. Evet. Şimdi o zaman dengeler nasıl? Ya biz çünkü biliyorsun Araplar, Suudi Arabistan Türkiye'ye Türk mallarını marketlerden kaldırdı. Satılmayacak dedi. Ambargo koydu. Sert atışmalar oldu Körfez ülkeleriyle. Bahreyn olsun, şey olsun. Çok kötü, sert sözler kullanıldı. İşte bir dönem Katar'a karşı sanki bunlar bir operasyon yapacaklarmış gibi bir hava yaratıldı. Sonra bir baktık İsrail Körfez ülkeleriyle bir anlaşmaya gitti. Suudi Arabistan'ı ziyaret etti Netanyahu. Türkiye ne yapacak? Türkiye'nin yani önümüzdeki birkaç yıl içindeki pozisyonu ne olacak? Hani sen demiştin ya Netanyahu Türkiye'yi de ziyaret edecek mi? Ya da Suudi Arabistan'la Türkiye arasında hangi bir zaman bir görüşme yeniden başlayacak? Ne olacak? Yani bu şeyi nasıl açıklarız? Peki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Netanyahu'yu aramadı mı geçen an? Evet. Yani ne dedi? Sorunların giderilmesi için kanalların açık tutulması denildi. Resmi açıklamayı söylüyorum. Şu anda Amerika'nın en büyük çabalarından birisi de Katar'la Suudi Arabistan'ı barıştırmak. Bunu da biliyoruz. O da olacak. Şimdi bu iki ülke barışırsa Türkiye devre dışı mı kalacak? Tabii ki. Türkiye de ona göre gardını alıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la önceden böyle bir çengel atıldı. Şimdi bu da yetmiyor. Şimdi Netanyahu ile ilgili bir şey söyleyeyim o zaman. Yani Netanyahu hani gelir ne zaman gelir Türkiye diye bir şey söyledim ya ben. Şimdi evet. Netanyahu başbakan kalırsa. Çünkü Netanyahu topal örnek. Hükümet, dandik bir hükümet var İsrail'de. İşte büyük ihtimalle 3 ay sonra seçim olacak. Yürümüyor hükümet çünkü. Beyaz, mavi beyaz partisiyle, Gantz'ın lideri olduğu partisiyle Likud. Likud partisi
Ben insanlar ayrılmaya başladı, parçalanıyor. Ama İsrail'in tüm siyasi yaşamı böyle geçmiyor mu? Hep hükümet sorunu. Sorun dedi. İsrail zaten biliyorsun 20-30 tane parti koalisyon kuruyorlar. Evet. Ve İsrail kurulduğu günden beri ülkeyi yönetiyorlar. Hiçbir sorun da çıkmıyor. İş, savaş da yapıyor, işgal diyor. Dünyayı da yönetiyor. Bu dandik hükümetlerle. Hani bazen derler ya hani koalisyonlar iyi değildir. İşte yok tersi var yani. İsrail'de hep koalisyon var. Ve her şeyi İsrail koalisyonlarla elde ediyor. Dolayısıyla İsrail'de de ciddi bir sıkıntı var. İç politika anlamında. Netanyahu'nun biliyorsun yoksulluk mahkemeleri var. O kalırsa gelecek, kalmasa başkası gelecek. O sonra ha, Türkiye nerede o zaman? Ben bir şey söyleyeyim bak. Yani Türkiye özet olarak Türkiye'nin kilit politikalarının daha doğrusu bölgesel ulusası politikalarının kilit hem kilit hem anahtarı Suriye'deki politikası. Net söylüyorum. Ha, mesele orada şimdi. Suriye ne olacak? Kesinlikle. Bak Suriye'de olumlu ya da olumsuz Türkiye nasıl bir tavır alacaksa bu bir daha söylüyorum. Olumlu ve olumsuz bölgesel uluslararası politikalarına yansıyacak. Yani o zaman bir Esad ziyareti de beklenebilir mi? Vallahi neden olmasın? Politika böyle bir şey yani. Politika. Yani eğer İsrail geliyorsa Esad niye gelmesin? Esad geliyorsa bir bu önemli ama şimdi Suriye bugüne kadar geldi. Ortada bir şey yok. Yani başladığımız noktaya geri döneceğiz. Ama öyledir. İsrail'e demin sen söylemedin. Başladığımız noktaya geri döndük. Yani ne dedik ki daha gitmeyecek büyükelçi ya da gidecek. Döndü işte daha gittin. Kaçıncı seferdir bu? O alçak koltuk meselesinde büyükelçiyi çektik. Mavi Marmara olanda büyükelçiyi çektik. One Minute meselesinde büyükelçiyi çektik. Biliyorsun karşılıklı çektik. Yani onlar çekti biz çektik. Türkiye'nin yaptırım oldu? Dediğin zaman akla gelen bir tek şey büyükelçi çekmek. Yani peki, adamların ticari, askeri bir sürü yaptırım kozları var ellerinde. Türkiye'nin bir tek yaptığı büyükelçiyi geri çekmek. Peki hadi daha ekstra yani ekstrem bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki Suudi Arabistan kralı Selman öldü. Tamam mı? Allah gecinden versin. Gürgür tabii. Yaşlı adam. Kim gelecek? Oğlu gelecek. Peki biz oğluyla ilgili neler söylemedik? Hani bu Kaşıkçı olayından dolayı. Yani cinayetin azmettiricisi olarak. Ya bırak azmettirici bu an hafif cümlesi. Şimdi dolayısıyla adam kral olduğunda ne yapacağız? Adam Türkiye geldiğinde ya da işte Erdoğan diyelim ki gitti babasının ölüm şeyine ne derler ona cenazesine. Evet. Üç gün yas ilan ettik. Peki ne olacak o zaman? Yani derler ya U dönüşü. Ya da hani kaç 180 miydi? 360 mıydı? 360 derece. Döndük dolaştık aynı noktaya geldik. Geldik. Ha, çünkü 180 derecede tersine gitmemiz gerekiyordu. 360'a tamamladık sonunda. Ben öyle deyince millet abi nasıl olur ya 360? İşte ben de diyorum olur işte böyle fırıldak ki dönersin gelirsin oraya başladı. Peki bu Doğu Akdeniz'e nasıl yansıyacak? Çünkü Doğu Akdeniz'de bütün sorun Avrupa Birliği de var o işin içinde. Ya bir tarafta Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs, Katar da var o konsorsiyumun içinde. Onlar var. Filistin bile orada var. Bir tarafta da Türkiye vardı. Bunlar ne olacak? Namık bak bir daha söylüyorum. Orta Doğu'da şimdi ve bundan sonraki 20-30 yılını belirleyecek olan tek bir şey var Suriye. Bunu net söylüyorum. Net. Suriye dolayısıyla Türkiye tabii. Yani demin de söylediğim gibi Türkiye'nin Suriye politikası. Olumlu ya da olumsuz. Olumsuzsa çözülür. Çözülürse her şey çözülür. Yani Doğu Akdeniz sorunları dahil. Çözülmezse hiçbir şey sorun çözülmez. Hiç kimse kimseyi kandırmaz. Bak geçenlerde İsrail gitti Almanya'dan 6 tane gemi siparişi verdi. Birincisini aldı. Öbürleri de alıyor. Bu gemilerin temel bir özelliği var. İsrail'in Doğu Akdeniz'deki doğalgaz platformlarını korumak. İnanılmaz teknolojik savaş gemileri bunlar. Yani nereden gelirse yer altından, havadan, denizden, karadan gelirse füze yani o platformları vurmak için bu savaş gemilerinin görevi bunları durdurmaktır. Aldı. Şimdi dolayısıyla yani eğer biz daha İsrail için söylüyorum. Bunu bile düşünecek kadar ileri gidiyorsan o zaman abi demek ki bu iş bitmeyecek. Evet. Yani anlamında, kavga anlamında söylüyorum. Eğer dostluk istiyorsan yani İsrail'in Arap ülkeleriyle Türkiye'nin Suriye'ye öncelikli. Sonra da Suriye'nin İsrail'le Suriye İsrail'le başlı zaten her şey biter. Bütün evet. Bölge düzelir. Bu olmazsa olmaz.
Hiç yani doğal gaz çıkacak. Lübnan'da, Suriye'de de var. Lübnan'da da, Gazze'de de, Filistin'de de, şeyde de, İsrail'de ve Kıbrıs'ta. Nereye gidecek abi bu gaz? Savaş var ya orada, şu anda 100 tane savaş gemisi var o bölgede. O evet. Bölgede. 100 savaş gemisi var. Nerede, hangi boruyla gidecek? Nerede, nasıl gidecek? Bırak şeyi. Yani Türkiye'nin Mavi Deniz haklı olarak teorisini, Libya'ya anlaştığı ve imza attığı anlaşmayı bırak. İşte bildiğimiz bütün hikayeleri bırak. Şimdi evet. Bölgesel boyutuna baktıktan sonra. İşte onun için Biden iktidara gelir gelmez, ben sana söyleyeyim, yapacağı ilk iş. Bak, göreceksin. İlk 100 günde var yani, ilk 100 dedik, 100 gün dedikleri hikaye. İlk 100 gün içinde yapacağı en önemli bir şey, o da İran'da nükleer anlaşmayı tekrar gündeme almak. Şimdi İran'la dostluk değil, yumuşama sağlandıktan sonra, bunun karşılığında da tabii pazarlık sonucu yapılacak bu. İran'da diyecek ki, kardeşim ben Körfez ülkeleriyle kavgayı durdurdum, atıyorum. Yemen savaşı bitsin artık. Suriye savaşı bitsin diyecek. Yani bu bir paket o anlamda. Tabii, paketin tabii. Çok şey yapacak. Ama dönüyorum, dolaşıyorum. Bütün paketin ana başlığı, manşeti ne? Suriye. Türkiye. Ha, Türkiye atacak da Suriye'de tabii atacak. Doğru. Evet. Evet, evet, evet. Peki Türkiye bu konuda inisiyatif kullanma hakkına sahip mi, şansına sahip mi, yoksa buna uymak zorunda mı? Bu oluşuma uymak zorunda mı? Ondan başka çaresi kalmıyor mu? Yok yani şimdi mesela diyelim ki yarım saat sonra şöyle bir haber gelsin. Türkiye Suriye'deki bütün askerini çekme kararı aldı. 3 gün içinde, 5 gün içinde. Suriye'de destek verdiği silahlı gruplara da desteğini durdurdu. Ben sana söyleyeyim. Bir ay içinde bak maksimum. Bir ay içinde Suriye sorunu çözülür. Bak iddialı konuşuyorum. Bir ay içinde maksimum Suriye sorunu çözülür. Türkiye ile Suriye yeniden dost olur. Bu şey boyutuyla Türkiye-Suriye. Fırat'ın doğusundaki Türkiye'yi de endişelendiren Amerikan varlığı, Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve PYD, YPG, PKK varlığı da biter. Bu kadar net. Peki Türkiye bundan başka ne isteyebilir ki? Evet. Bunun iç politikaya yansıması nasıl olur? Yani Türkiye işte çekildi, Türkiye kaybetti anlamı mı gelir? Türkiye yeni bir hamleyle durumu ele geçir, yani şeyi, pozisyonunu korudu. İnisiyatifi ele geçirdi mi olur? Tam tersi. Yani düşünsene. Türkiye Suriye'yle barıştığı andan itibaren hemen, yani Türkiye kamuoyunu ilgilendiren, bırak paraya yatırdı, yatırmadı, orada çok para harcıyor falan, onlar mı? Buradaki Suriyeliler, 3,5 milyon Suriyeli var. 3,5 milyon Suriyeli yarın gidecek. Yani tabii. Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve hep her konuda böyle önümüze gelen 40-50 milyar para harcadık dedikleri hikaye, ya atıyorum 6 ay sonra bitmiş olacak. Ya bundan daha büyük bir şey olamaz ki. İki, Suriyeliler ayrılır mı Türkiye'den? Kesinlikle. Yani orada güvence aldıkları zaman, yani Suriye sorunu çözüldüğü zaman, çözüldü kelimesi şudur, bak dikkat et. Türkiye ile Suriye birlikte çözdü kelimesi gerekiyor. Yani çözüldü Türkiye'siz olursa olmaz. Türkiye ile Suriye anlaşarak çözdü dedikleri zaman buradakiler kesin gider. Çünkü o zaman Türkiye oradaki şehirleri yeniden imar edecek, katkı sağlayacak. Orada iş olanakları çıkacak. Tabii. Türk şirketlerine işte bir sürü hikaye çıkacak yani. Ha, sınır açılacak, Suriye sınırı açılacak. Suriye sınırı açılırsa ne olacak? Türkiye'nin ticareti yeniden canlanacak, Körfez ülkelerinin yeniden canlanacak, işte Irak'ta şu olacak, burada bu olacak, böyle düşüneceksin yani. Dedim ya, paket büyük bir paket. Evet, şimdi Almanya'da bir araştırma yapmışlar, Türkiye kökenli kişilerle ilgili. Her 5 kişiden 4'ü oldukları yerde yaşamak istiyorlar. Türkiye'ye dönmek isteyenler 5 kişiden biri sadece. Yani ama bu şeyden, bak onu söyleyeyim ben sana. Ben çünkü Almanya'da gittim, orada bir sürü insanlardan tanışıyorum, konuşuyorum. Şu anda son 15 yılda, özellikle son yılda, 10 yılda Türkiye içindeki politikadan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'deki gerginlikten kaynaklanıyor. Türkiye'deki işte milletin yarısı vatan haini. İşte Aleviler sıkıntılı, Kürtler sıkıntılı, öbürü sıkıntılı, CHP'ler sıkıntılı. Şimdi ondan dolayı gitmek istemiyorlar, dönmek istemiyorlar. Hatırla, yani bundan 15-20 yıl önce yaz dönemlerinde. Bütün Almanlar gelirdi Türkiye'ye. Evet.
Yani Türkiye'de, Almanya'da yaşayan Türkiyelileri kastediyorum. Şimdi Avrupa'da bir ciddi bir sıkıntı var. Yani AKP'liler, AKP karşıtı olanlar. Kavgalılar, gergin. Burada nasılsa orada da var. Yani Avrupa'da da var. Yani onu ben görüyorum çünkü orada. Şimdi dolayısıyla bu ondandır. Bu göreceli bir dönem için geçerlidir. Ben Türkiye tekrar 2010 öncesindeki yumuşama, dostluk, kardeşlik, barış, esenlik, zenginlik dönemine geri dönerse bu çok zor değil. Ve demokrasi, insan haklarına saygı gösterilirse ben o oranın yani kesinlikle yarıya ve yarın altına düşüneceğini düşünüyorum. Yani AKP'nin düşmanlıkla, böyle kavgayla, gerginlikle seçim kazanması zor. Belki seçim kazanmasının, yeniden seçim oylarını artırabilmesinde bir yolu bu olabilir. Ancak bu çok güzel bir pembe tablo gibi bir şey bu. Gerçekleşir mi? Hayır, Namık dersini düşün. Ya iyilikle seçim kazansın. Yani tamam. Yani kavgayı bırak. İyilikle seçim kazan, yani daha önceki kazandıkları gibi. Evet, yani evet. Bir dönem evet. Neredeyse 145'lerde filan şey AKP. Yani iyilikle kazan. Vazgeç yani Ahmet'i, Mehmet'i, vatan haini bilmem ne ama yapmak. Ama en önemli sorun hesap verebilir olmak. Çünkü bu bunca yılın bir hesabı var. Onun için zaten bunu yaşıyoruz ya, belediyelerde yolsuzlukla ilgili haberlere engelleme geliyor şeyde, sosyal medyada biliyorsun. Çünkü şöyle düşünüyor AKP, düşünüyordu belediyeler için, önce söyleyeyim ona. Biz ömür billah iktidardayız. Yani hiç gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Bir de kimse sormaz. İktidarda devlet biz olduğumuz için hesap kimse de sormaz. Yani maliye, Sayıştay, şu bu hepsi devlet. Onlardan yana diye düşünüyorlardı. Onun için ben yani şu anda açıklanan hem Ankara hem İstanbul için söylüyorum. Yolsuzluklarla ilgili bunlar aslında var olan gerçeğin %10'u bile değil. Evet. Şimdi AKP açısından baktığın zaman bu senin söylediklerin, anlattıkların onlar için de çok güzel şeyler. Yani barış olması, işte yeniden eskiye dönülmesi, şu bu falan. Ama bir de ortada bir hesap var. O hesabı da vermemek gerekiyor. Yani ya, ikisinin bir arada olması zor. Yani onu, o denge nasıl tutturulacak, sorun orada. Ya aslında bu çok basit. Yani diyelim ki AKP böyle bir niyet gösterdi. Ben kardeşim, bana yapılan bütün haksızlıkları hepsini unutmaya hazırım. Bana yapılan bütün kötülük yapanların hepsinin hakkını da helal ediyorum. Bak, üstün olarak söylüyorum. Çünkü sonuçta eğer kazanacak olan bütün Türkiye ise, bütün insanlarıyla Türkiye ise ve Türkiye'den dolayı bütün bölge insanları ve halkları ve bütün dinlerin, mezhepleri ne olursa olsun, eğer öyleyse ben hazırım. Vallahi hazırım. Çünkü eğer ben kazanıyorsam, sen namık olarak kazanıyorsan, inan bana AKP de kazanır. Yani AKP dediğim iktidar, i̇şte, Sayın Cumhurbaşkanı belki. Tabii. Sorun devri sabık yaratılacak mı, yaratılmayacak mı? Ya ben yaratmak istemiyorum. Ben kendi açımdan söylüyorum. Bak, ben kendi açımdan söylüyorum. Yani herkes bunun hakkını helal mi etsin karşılıklı? Ben ederim. Vallahi ederim. Bak, hazırım. Ben ederim. Yani bana yapılan bütün haksızlıkları. Yani neler yapıldı bana haksızlıklar? Sırf mahkeme ya da cezaevi ya da bilmem şeriatıma değil. Başka. Şimdi dolayısıyla vallahi ben hazırım. Çünkü benim derdim şu. Hüsnü olarak bir daha söylüyorum. Ya kardeşim, Türkiye içinde mutlu yaşayalım. İyi yaşayalım. Türkiye iyi olursa Suriye iyi yaşar. Çünkü sonuçta orası da benim memleketim. Tabii. Irak da benim memleketim. Ürdün de benim memleketim. Bütün bu coğrafyadaki bütün insanlar benim kardeşim ya. Yani ne gerek var? Niye bu kavga? 2010 yani Arap Baharı öncesinde. Ben bu iyilikleri ve dostlukları yakından yaşayan biriyim. Biden bunun gerçekleşmesini sağlayabilir mi Biden? Evet, yani öyle bir niyeti var. Tabii emperyalizmin kendine göre bir yapısı var. Kapitalizmin kendine göre bir yapısı var. Koronanın yarattığı sorunlar ciddi bir sorun. Daha şimdi bunu kimse konuşmuyor. Yani ekonomik, siyasal, psikolojik, işte bir sürü sorunlar var. Bunlar daha sonra çıkacak. Şimdi dolayısıyla onlar kalıcı olabilir, bir yerde kalabilir. Ama Biden'ın, Obama'nın devamı olarak İran'la barış yapmayı, Suriye sorunu çözmeyi
daha sakin bir politika izlemeyi, İsrail'i kollamayı, onda bir sorun yok. Evet. Dolayısıyla Türkiye'ye, son cümle, Türkiye'ye vereceği önemi zaten Biden geçen Şubat'ta söyledi. Yani Türkiye'de demokratik olmayan bir iktidar var. Onu göndermemiz gerekiyor. Erdoğan'dan gardını aldı, gönderdi Murat Mercan'ı. Bakalım Murat Bey ne yapacak orada? Deyip göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Hüsnü, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, verdiğin bilgiler için. Dileriz bu söylediklerin olumlu yönde gerçekleşsin. İnşallah. Tabii. Sağ ol. İnşallah. Evet, Hüsnü Mali'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Yarın burada biraz ekonomi konuşacağız. Hani bu yaptırımlar en hafifinden de olsa Türkiye'ye ne getirir ne götürür, onları konuşacağız. Ekonominin şu andaki durumunu konuşacağız. Sözcü Gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu burada bizimle birlikte olacak yarın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Güzel bir cumartesi günü diliyoruz.